Tabii ki yapmazsın ama kadına, erkeğe, hayvana, aslında hiçbir şeye maddi veya manevi asla şiddet gösterme, zarar verme. Ve bir erkek asla bir kadının kölesi olmamalı, bir kadın da asla bir erkeğin kölesi olmamalı. Dünyadaki en kötü ve çirkin şey sahip olmaktır. Bu benim egosuyla yaklaşmak. Eğer sen karşıdakine daha derin varlık katabiliyor, bu konuda ona yardımcı olabiliyorsan bu çok güzel bir şey. Kadın ve erkeğe yapılacak en büyük hakaret ve zulüm onlara sahiplenmek, tüm varlığınla ona nüfuz etmektir ki çok travmatik bir durumdur. Artık Allah ne verdiyse demeyip yani onun da bir seyri olduğunu, bir mizacı olduğunu anlamak, ona yardımcı olmak, sınırları bilmek kadının kadın bu anlamıyla derler. Erkeğin de erkek olarak var olabilmesi için merkezlerini bilmeleri ve kim ve ne olduklarını bilmeleri gerekir. Bunlar donanımlardır dedik. Yani bir kadın bir erkek gibi düşünmez, bir erkek de bir kadın gibi düşünmez. Eğer bunlar cinsiyetlerinin kültürel ve psikolojik triplerini ve kodlarını aşarlarsa Kadim akılda kadın ve erkek çok inanılmaz yollar alır ve dünyada muazzam bir kutupsallık oluşur ama zıt bir kutupsallık değil. Dengeli bir kutupsallık. Bu rüyaya uyanmak dediğimiz yani bireyselliklerinde özgün ve özgür ve bilinçte olmak dediğimiz ki bunun şöyle bir durum var. Yani bir kadın veya bir erkek içsel bireyselliğini kristalize edememişse o ölçekte karşı cinse çekilir. O kadar derin hisseder, daha güçlü hisseder. Ve insan sabit benlik arayışına da karşı cinsle başlar. Aşk ile yola bismillah dersin, revan olursun. Bilinmeyen iki gizemli kapının buluşmasında bireysel benlik, sabit benlik bazı imtihan sırlarıyla, sabırlarla gelişir, inşa olur. İşte 2 bir olursa cennet olur. Yani benliği kristalize olur. Artık ünsiyet edersin. Aksi takdirde benlik olmadıktan sonra zaten sonu mahkumiyet ve dağılmaktır. <laughs> Şimdi dünyada kadın da olsun, erkek de olsun aslında hep ezilmiştir. Hayvanlar da ezilmiştir dünyanın genel noktasında. Hatta birbirini ezmişlerdir de diyebiliriz. Sonuçta bir ilişki söz konusu. Ve bir ayet-i kerime var çok özeldir. Ey ehli beyt kadınları Allah sizi temizlemek istiyor diyor ayet-i kerime. Kadınların ezilmesi aşikar, duyulur, görülür. Erkeklerin ezilmesi ise biraz gizlidedir. Yani kadın erkeği, erkek de kadını aslında tam olarak tanımamaktadır. Çünkü Rablerini bilmek çok önemlidir. Kimliklerinde benlik merkezi, ilahi olan o bilinç olmadığı için cinsiyetlerini, güdülerinin etkisi ve tesiratı altında çatıştırabilirler, karıştırabilirler. Kadın nedir? Kadın dünyanın yaratan bilincini temsil eden dünyanın bir yarısıdır. Erkek ise üreten, türeten yapısıdır, dünyanın diğer yarısıdır. Allah'ın iki temel sıfatı vardır: yaratım ve üretim ilkeleri ve bunlar türetimle bu ikili yapı işletir işlenir, pişirir burada. O açıdan erkek kadına karşı daha fedakar ve yardımcı olurken, kadın erkeğe karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmalı. Bu kendi dişilliğimiz ve erilliğimiz içinde bu farkındalığı da bilinç, iman ve aşk sağlar. Evet, doğrudur. Tarih boyunca ağırlıkta ezilenler kadın olmuştur. Ahir zamanda da erkeğe nazaran kadının acısı çok daha derindir. Bütün o tarihsel tarihsel e, acılar bir noktada daha derin yaşar. Bu asrın kadınları erkeklere göre daha travmatiktir. Ezilen kadın şimdi de daha da güçlenmiştir. Daha çok kendini aramaktadır. Onun için bakarsanız bir kişisel gelişim salonlarında çok kadınlar vardır. Evet, travmaları olduğundan dolayı gelirler ama aslında kendilerini ararlar. Bu böyledir. Bu erkeklerin travması yoktur değil. Ama kadınlar yolu biliyor bir şekilde erkek kadın olmadığı zaman çocuk seviyesinde kalır. Gelişemez, üretemez. Erkek üretiminde kadından yani yaratımdan beslenir. Başlangıç için bu enerjiyle motive olur. Yani kadın ona <laughs> ilham verir, güç verir. Bu bahsettiğimiz işte yaratım ve türetim ikilisi. Bu iki yapıyı kişi kendi bireyselliğinde doğru bütünleştirirse, uyumlu hale gelirse karşıdakiyle de bir çember oluşturur, kendi içindeki çember de oluşur. Yani kadın ve erkeğin zodyak çarkında o döngüselliğinde yılanın kuyruğunu ısırmasında Shiva Shakti'de ve dahi o uhuvette çok derin gizli sırlar var. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir. Ve varoluştaki kadın sorun değildir. Varoluştaki erkek de sorun değildir. Çeşitlilik hiçbir zaman bir sorun olamaz. Hatta çeşitlilik olmasaydı haksızlık olurdu. Sorun onlardan sadece bir tanesiyle özdeşleşmek ve diğerini yok saymak, çatışmak, kendini tamamlamamaktır, yarım kalmaktır. Şirk, bölünme, tutunduğun için bölünürsün. O açıdan yaratılışta o işte elmayı, ağacı bir bütün görmek. Kopartırsan ayağın kayar bütündür onlar. Kadın da erkek de tek başına yeterli değildir. Günaha da sevaba da birlikte girerler. Kadın ve erkek bir anlamıyla işte hareket ve bereket modeli gibidir. Biri olmadan diğeri olmuyor. Kadınla erkek bir araya geliyor ve dünya bu eksen etrafında dönüyor aslına bakacak olsak. Şimdi kadın ve erkek manevi olarak aynı kökten gelir. Manevi olarak aynıdır fakat psikolojik olarak <laughs> ayrıdırlar. Özünde aynı olan tek bir merkeze bağlıdırlar. Sadece kutupsallıklarından dolayı işletimleri de dolayısıyla daha farklıdır. Mesela erkekler daha ziyadesiyle fizikseldir, dışa dönüktür. Kadın ise daha psikolojiktir, içe dönüktür. Kamil insan her ikisini de görür. Ve kadın bu anlamıyla içeriye daha yakın olmakla ilahi olana da bir açıdan daha yakındır. Mesela bir erkek zihni kadının bedenine bakar ve ilgilendiği birinci alan erkek zihninde budur. Yani varlığına sadece şehvet üzere bakılan, fantaziler kurulan bir kadın da ve erkekte güzellikler yavaş yavaş, saflıklar yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Eterik ve astral bedenler, enerjiler zehirli oklarla delinir ve o deliklerden nice varlıklar giriş çıkış yapar. İnsan Allah muhafaza çabuk hastalanır, dayak yemiş gibi olur. Yani kötücül keskin nazar, düşünceler ve enerjiler kadın olsun, erkek olsun insan fıtratını ve mizacını bozar, büyü etkisi yapar. Onun için her mertebede tesettür Allah'ın fıtri bir yasasıdır. Biliyorsunuz düğümlere üfleyen kadın ve erkekler diyelim Kur'an'da öyle kadınlar düğümlere üfleyenler diyor da tabii şiddet ve şehvet dolu nazarlardan korunmak için yani bir örtü bir zayıflık değildir. Bir bilinçliliktir, bir zarafettir, bir asalettir. Hücrelerin bile kendini koruyan bir zarları var. Hücre zarı var. Yani ve çok tehlikelidir işte bana şehvetle baksınlar, bana dayanamasınlar, çıldırsınlar benim için, gözleri üzerimde olsun, bir tık da daha, daha işte şöyle olursa böyle olur. Benim kadar ihtişam, bu çok ego. Bu şekilde uçan biri <laughs> Allah muhafaza zehirli okları açmıştır kendisini, hastalanır, çirkinleşir. Yani fıtratı bozulur, yapısı bozulur, nazar. Bunlar hak. Kadın da zehirlenir, adam da zehir zehirlenir. Cehenneme düşer, kendi iç sıkışıklıklarına düşer. Cinsiyetin ilk kapısı olan şehvette takılı kalmıştır, ötesine geçememiştir. Kadın bir erkekle ilgilenirken erkek zihni gibi fiziksel bir şekilde bakmaz şeye, erkeğe. Daha çok kadın erkeğin aklına bakar, zekasına bakar. Tabii ki beden önemlidir, herkes için önemlidir. Ancak kadın için öncelikli akıldır. Erkek içinse hani bazı erkekler diyelim bedendir. Erkeğin de kendine göre bir aklı vardır fakat daha kadınla tanışmamıştır erkek yani. Er, erkeğin esas imtihanı bu düzeyde bir şekilde başlayabiliyor bazen. Mesela sevgi dolu bir sarılmada, buluşmada bakıyorsunuz kadın içe doğru kapanıyor. Erkek gözleri açık oluyor. Kadının gözleri otomatik kapanır. Dışarısı kaybolur. Erkek çevreye dikkat kesilir. Kadınını kollar. Kadın ise daha çok orada içsel varlığıyla ilgilidir. Yani bir erkek kadının onunla ilgilendiğinden çok daha fazla ilgilenir. Kadınla çok ilgilenir. Erkek kadınla daha çok ilgilenir. Kadın erkeğin ilgisi kadar o kadar erkekle ilgili değildir. İlgilenmez ama takip eder. Kadın ağırlıkta kendisiyle ilgilidir. Erkek bu noktada aklı, kadın bu noktada zekayı. Ama iman varsa aklında, zekanda başına bela olmaz ama iman yoksa o akılda, o zekada başa bela olur. Erkek kadına, kadın ise iç varlığına yoğun ilgi duyar. Yani birisi teşbih gibidir, diğeri tenzih gibidir. Onun için nikah teşbihi ve tenzih'i tevhid eder. Onun için onda hayırlar vardır. Der ki araştırmalara göre çok özel. Evli erkekler evli olmayanlara göre daha mutlu. Bu bilimsel bir çalışma. Yani evli olmazsan bir şekilde yarım hissediyorsun. Erkek için mutluluk daha çok dışsaldır, kadın için mutluluksa daha çok içseldir. Mesela bir kadın evlenmezse o kadar da fazla yalnız hissetmez yani çok hissetmez. Tek başına da kalabilir, kadın daha güçlüdür. Ama erkek evlenmezse yarım hisseder, yarım kalır. O açıdan nikah dinin yarısıdır. Erkeğin odağı daha diğerine bağlıdır. Kadının odağı ise aslında kendisine bağlıdır bir anlamda bu erkeğe göre daha bencildir diyebiliriz. Yani erkeğin merkezi dışarıyken kadının merkezi kendisidir. Erkeğin merkezi diğeridir. Mesela Mecnun olur Leyla'yı arar. Ferhat olur dağları deler işte Şirin'i olur. Hikayeleri bilirsiniz yani hücreler bile yumurtaya doğru gidiyor. Veya yumurta sinyal gönderiyor, hücreler geliyor filan. Dış odaklı erkek, iç odaklı kadın ve her ikisinin ötesinde de derin bir boşluk vardır. İşte orası meditasyon yani en içteki kadını ve erkeği aşan ölümsüz bilinç. Kadim bilgeliğin konusu burasıdır. Kadınlık erkeklik yüzeydedir. Kadim bilgeliğin konusu şudur. Adem der dış unsurdur, hava iç unsurdur. Büyük boşluk dediğimiz bekaret yani dokunulmamış alan ise meditasyonun sıfır zihnin olduğu, bütün her şeyin aşıldığı sıfır noktasıdır ki orası bakire Meryem ile temsil edilir. Ve orası en içteki kadını da dıştaki erkeği de aşan ölümsüz bir bilinçtir. Ve kadın bununla merkezine düşebilir, erkek de düşebilir. Ama yüzeydeki daha çok kendisiyle ilgilenir. Yani dışa yansımada bu nasıl olur? Daha çok komşu, arkadaşlarıyla ilgilenir. Kim kimle nerede ne yapıyor? Kadın için mesela bunlar çok önemli konulardır. Erkek biraz daha farklıdır. Yalnız kalamadığı, dışarıya dönük olduğu için illa bir şeyler yapacak. Ülkelerin durumu ne, siyaset ne, politika ne, para ne, ekonomi ne, Hakikatine bakacak olsak yani dünyanın çeri çöpü ne varsa aslında hepsi erkeğin üzerine yıkılmıştır. Kadın ise kadın içinse bunlar çok da fazla kafaya takılacak konular değil. Bir yerde geçiyor işte kadın şununla erkek de bununla bir dert yaşayacak şeklinde Tevrat'ta. Doğum sancısıyla kadın erkekte de geçim derdiyle böyle bir imtihanları var. Tevrat'ta yazıyor bu. Yani erkeklerin ve kadınların konuları aslında birbirinden farklı, psikolojileri de farklı. Erkek dışarı, kadınsa iç odaklı. Erkek ve kadın bu bilgeliğin sırlarına vakıf olur. Bir olabilirlerse aslında en içeriği keşfederler ki zaten Hedef de budur. Tabii bu anlattıklarımızın yoğunlukları farklı olabilir. Kadın için olanlar, erkek için, erkek için olanlar da kadın için. Farklı düzlemlerde, farklı yoğunluklarda bunlar olabilir. Erkek dışarıda daha ziyadesiyle Tanrı'nın varlığına dair deliller arar. Kadınsa kendi içselliğimde ben zaten tanrısalım durumundadır. Bu hissedişledir, rahmi vardır. Merkezde kendisi vardır. Mesela Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışan bunu dava edilen bir kadın neredeyse yok gibidir. Çünkü kadınların ana konuları bunlar değildir. Mesela peygamberlik erkeklere daha uygun olmasaydı Allah peygamberlerin büyük kısmını erkek olarak göndermezdi. Sonuçta erkeklerde doğuramazdı. olanların hepsinin bir hikmeti var. O açıdan işte kadınlara peygamberlik niye verilmedi? Kadınların neyi eksik diye? düşünmemek lazım. Bunun olmaz, olmamasının bir hikmeti var. Kadına bir rahmettir bu. Allah vahyini nereye indireceğini bilir. Yani işte bu sana inen bir şey değil. Mesela bildiğimiz vahiy alan Meryem annemiz var. Peygamber denmiyor belki ama sadece varsa belki o bir peygamber olarak görenler olabiliyor. Ama hüküm ve yasa koymuyor, devlet kurmuyor, kanun yapmıyor, bir şeriatı yok. Semavi yani ana bir kadın ve peygamber doğuruyor. Ana bir nokta ve peygamber doğuruyor. Kadınlardan peyda, peygamber gelseydi belki şefkatinden herkese affedebilirdi. Ve çok ilginç Allah şefkatinin yüzde birini anneye vermiştir düşünün. Anne olmuş bir kadın, anne olmayan bir kadına göre kadınlığını çok daha derin yaşar. Annelik çok özel bir durumdur kızlık, kadınlık, annelik bu süreçleri sağlıklı yaşarsan yani bu değişimler, hormonal değişimlerde, psikolojik durumlarda o zaman yaratılışın bir heyulası olabilir insan. Çünkü bütün yaratılış kendisine beşik gibi sallanmaktadır. Yani kadın anne olunca bir metamorfoza uğruyor, kadınlığı derinleşiyor. Üçüncü düzleme geçiyor ki anne olmamış bir kadın belli bir seviyede kalırken baba olmamış bir erkek de Oğlan çocuğu olarak gezer en derin. Libidoda en derin gerçekte. Evladın olunca görürsün mesela. Hele ki işini gücünü kurmamış, mesleğini kazanmamış. Halen anne babasına yaslanan kadın olsun, erkek olsun. Bunlar bir şeye uyanmalı. Yani evlilik ve yuva kurabilmek. Büyük bunlarda rahmetler var en azından niyetinde olmak. Hele ki bu dönem, bu kuşak unsurları için. Bu açıdan aslına bakacak olsan e, herkese anne babalık ehliyeti de verilmemeli. Belli bir süreçten geçmesi gerekiyor ki Aile Bakanlığı'nın kadim cinsellik eğitimlerinden ilham alacağını düşünüyorum inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.